Evlendiler, çalıştılar, para kazandılar, biraz da borç alıp ev aldılar. Balkonlarını düzenleyip yemeklerini yerken, çaylarını yudumlarken geçmişi değerlendirip geleceğin planlarını yaptılar. Günlerden bir gün balkona yine çaylarını yudumlarken evin hanımı karşı balkonu göstererek beyine kadın çamaşırlar yıkamış, deterjanı kalitesiz olmalı, çamaşırlar ne kadar da kirli ve siyah görünüyor der. Bu konuşmalar birkaç hafta devam eder. Yine bir hafta sonu kadın eşine aynı balkonu göstererek kadın çamaşır yıkamayı öğrenmiş, deterjanı kaliteli olmalı, çamaşırlar ne kadar da beyaz ve parlak görünüyor der. Evin bir hanımına, hanım sabahleyin balkon camlarını sildim, ondan parlak görünüyor der. Demek ki kirli balkon, kirli cam, kirli gösteriyormuş. Değerli kardeşlerimiz, Allah'a bağlanmamış, sünnete uymamış, haramlara dadanmış, atın ölümü arpadan olsun, bir daha mı geleceksin dünyaya diyerek her türlü günahı işlemiş, günahkara yoldaş ve kanka olmuş insanların gönül dünyası, gönül ekranları nasıl olur? Simsiyah olmaz mı? Balkonun camı kirli olan kadının temiz çamaşırları kirli gördüğü gibi gönülleri, gönül ekranı simsiyah olan insanlar da namazlı, niyazlı, zikirli, Kur'an aşığı, sünnet hayranı, ibadet ehli, güzel insanları kötü görür. Kendisi gibi gönül ekranını, gönlü iflas etmiş insanlarla beraber dine, İslam'a, Kur'an'a, İslam'ı hatırlatan her şeye düşman olurlar, saldırırlar. Kelle bel ra'an ala kulubihim ma kanu yeksimun. Hayır, onların kalpleri yapmakta oldukları günahlar yüzünden kirlenmiştir ayeti bu durumu ne kadar da güzel ifade eder. Ayetten anlıyoruz ki, ayet bize hatırlatıyor ki, gönüller, gönül ekranları kirlenir, paslanır. Temizlemek gerekiyor mu? Elbette. Gönüller, gönül ekranları neyle temizlenir? İmanı kamille, tevbe ile, namaz ile, ibadete devam ile, Kur'an'la hemhal olup sünnet üzere yaşamakla. Sohbetimizi bir ayette bitirelim mi? Rabbimiz şöyle buyurur. Ela bi zikrillah tatmainnul kulub. Dikkat edin, kalpler yalnız Allah'ın zikriyle huzur bulur. Tertemiz gönüller nasip etmesi dua ve temennisiyle Rabbimiz yar ve yardımcımız olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.